Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün de Pınar'ın kaynağından programımızın 116.'sını gerçekleştireceğiz. Yine Musa ile ilgili çarpıtılmış meselelere değinmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz gençler arasındaki yani İslam dinine saldırma, Kur'an'ı eleştirme noktasında gelen gençler arasında da dolaşan yazılarından bir maddesi de şöyle diyorlardı. Musa adlı adamın sopasıyla denizi ikiye böldüğüne canı gönülden inanıyorlar. Böyle bir şeye inanmanın delilik olup olmadığı, tıp biliminde böylelerine deli denip denemeyeceğini iddia ediyorlardı ve böyle bir saldırı söz konusu idi. Şimdi biz de bu konuyu ele aldık ve bundan önceki sohbetimizde konu edilen asanın yani Musa peygamberin elindeki bastonunun ne anlama geldiğini uzun uzun anlatmıştık. Kısaca değineyim. Musa'nın elinde önceden hani Medyen'de koyun, sığır vesaire gibi şeylerin sahibi olduğu elinde asası vardı. Ona çoban asası, çoban bastonu diyedik. Çünkü tarımda çiftçilik, çobanlık yapanın öyle bir şeye ihtiyacı vardı. Ama Allah ona o asayı bıraktırdı. Eline başka bir sıkı tutulan şey verdi. Ve o ilk hani Taha suresinde konu edilen bırak artık o asayı dedikten sonra Musa'nın elinde olan asanın Allah'ın kendisine vahyetmiş olduğu bilgiler olduğunu ve bir de geçmişinden tabi Musa sıradan bir kişi değildi. Daha önce Firavun'un sarayındayken istikam subayıydı. Hatta generallik rütbesinde olan birisiydi. Ve tecrübelerini, birikimlerinin asa olarak ifade edildiğini söylemiştik. Ve bunu da en son yine Cenab-ı Hakk'ın hani Yunus suresindeki bir ayetle onların yani oradaki Musa'nın asasının başarısının Allah'ın kelimeleri olduğunu ifade ederek sohbeti bağlamıştık. Şimdi yine Musa'nın asasıyla ilgili anlatımlara devam edeceğiz. Hem hurafe yani aslın dışında olmaması gereken yerlerdeki saçmalıkları da deşifre ederken işin aslının da ne olduğunu sizlere yine bu asa ekseninde anlatmaya devam edeceğim. Evet, şimdi bir, bu konuda önce hani şimdi geldik Musa'nın yani denize sopasını vurup asasını vurup da Kızıldeniz'i ikiye böldüğü meselesini incelemeye. Konuyu anlayabilmemiz için aynı asa sözcüğünü öğrendiğimiz gibi burada Kur'an'da geçen iki tane sözcüğü de iyi bilmemiz gerekiyor. Bunlar ne diyecek olursak. Birincisi bizim deniz diye ifade ettiğimiz bahır sözcüğü, bir de yine bizim sanki eş anlamlı olarak kabul ettiğimiz yem sözcüğü. Y, E, M, M. Evet, bu sözcük yem. Şimdi bu sözcükleri biz Türkçe'de veyahut da şu andaki millet genelde hep deniz diye ifade eder ama bunların direkt deniz diye değil de bol su, yani bol su dediğimiz zaman ırmak, nehir, dere değil de derenin bir üstündeki hani akarsulara da yem ve deniz dendiğini lügatların hepsinde var. Lisanda mesela şöyle son bahır maddesine baktığımız zaman buna bu sözcük yani ister tatlı, ister tuzlu olsun çok su demektir. Şimdi tam da kara parçasının karşıtı olarak kullanılmış.
Sözcüğün aslı yarmak demektir. Su kara parçasını yardığı için bu isimle isimlenmiştir. Demek ki şimdi bahır ve yem sözcüklerini böyle bir şey yapacak olursak direkt deniz anlamında değil de onun direkt yani toprağı yaran su akıntısı olarak yer aldığını lügatlarda böyle bir şeye isim konduğunu anlıyoruz ve görüyoruz. Zaten Bedevi dediğimiz yani Arap dilini icat eden kişilerin yani çöl ortasında denizi görmemişler ki denize isim versinler. Onu da belirteyim. Bunların hepsi çok su anlamında. Bu bir. İkincisi, bu şeyde dikkat edecek olursak, ikinci bir sözcük daha kullanılıyor Musa pasajlarında bol suyla ilgili. O da yem sözcüğü. Yem sözcüğü de yine o da çok su demektir. Bu sözcük de derinliği ve kıyıları bilinemeyen deniz olarak da tarif edilmiş ama Kur'an'da biliyorsunuz Taha suresinin 39. ayetinde Musa'nın annesine bebeği yeme bırakması söylenmiş. Yani Musa'nın annesi bebek Musa'yı yeme bırakmış. Kur'an'ın diğer ayetlerinde de onları burada da söyleyeyim ben size. Firavun da yemde boğulmuş Kur'an'a göre. Yani bunun daha öz söyleyecek olursak, Firavun hangi suda boğulmuş diyecek olursak, onu söyleyeyim. Musa, Firavun, evet Firavun, Musa'nın bırakıldığı suda boğulmuş. Öyleyse genel hüküm söyleyelim. Musa bebek olarak Kızıldeniz'e bırakılıverdiyse Firavun Kızıldeniz'de boğuldu. Musa akarsu olarak Nil'e bırakıldıysa Firavun da Nil'de boğuldu. Zaten İsrail oğullarının Musa'nın da annesinin yani öyle diyelim yaşadıkları yer Musa'nın doğduğu yer ve diğer İsrail oğullarının yaşadığı yer dikkate alınırsa coğrafi olarak onların zaten Kızıldeniz'le Kızıldeniz kenarıyla bir alakası yok. Onlar Nil Nehri'nin kenarında. Öyleyse ne diyelim buradaki ifadede? Musa hangi suya bırakıldıysa Firavun da o suda boğuldu. Yani buradaki ifadeler bahır sözcüğü ve yem sözcüğü kesinlikle Kızıldeniz'i ifade eden sözcükler değil. Bu bir. İkincisi, bu olaylara yani Musa işte Kızıldeniz'de Firavun boğuldu diye yani bu tip şeyler çarpıtanlar elindeki Kitab-ı Mukaddes'i inceleyecek olursanız da orada değişik şeyler görürsünüz. Bir tarafta normal olarak denizde boğuldu derler. Bir taraftan da oradaki denizi normal olarak Kamış Denizi olarak ifade ederler. Kamış Denizi. Şimdi burada Mezmurlar 136. bölümün 11 ile 16. cümlelerinde şöyle geçer. Güçlü eli, kudretli koluyla sevgisi sonsuzdur. İsrail'i Mısır'dan çıkarana sevgi sonsuzdur. Bu ifadeler bizim elhamdülillah dememizin onlara göreki açılımı. Kamış denizini ikiye bölene sevgisi sonsuzdur. Kamış denizi. İsrail'i ortasından geçirene sonsuz sevgisi sonsuzdur. Firavun'la ordusunu Kamış Denizi'ne dökene sevgisi sonsuzdur. Kendi halkını çölde yürütene sevgisi sonsuzdur. Mezmurlarda böyle şiirsel olarak böyle ifade edilir. Burada bu noktaya gelecek olursak şimdi neydi? Şöyle deniz değil, Kamış Denizi. Kamış Denizi nedir diyecek olursak
Kamış Denizi, hani bizim Türkiye'de böyle genel olarak çeltik ekilen yerler mesela. Kamış Denizi veyahut da göl kenarlarında kamış, kova gibi bitkilerin yani şey yapmış olduğu sığ sular. Yani büyük deniz değil. Hatta tuzlu su da değil. Çünkü tuzlu su da onlar şey yapmaz. Burada Kamış Denizi veyahut da diye ifade edilen yani şimdi burada biraz daha açıklayacağım olayı. Musa'nın Firavun'u boğduğu yerler, Musa'nın şeker kamışı, papirüs, çeltik falan ektiği arazilerdir. Öyle şey deniz değil. Peki bu deniz nereden çıktı diyecek olursanız, daha önce de ifade ettim. Size İngilizce olarak bunun bir yani nasıl olduğunu İngilizce sözlükle ispat edeceğim. Şimdi şöyle ifade edeyim. Red Sea dediğimiz zaman R-E-D arkadan da Sea yani deniz. S-E-A böyle şey yaptığımız zaman bunun anlamı bakarsanız herkesin olduğu Kızıl Deniz, Kırmızı Deniz. Ama bu sözcüğü R-E-D yani red sözcüğünün E'sini ikilerde Reed Sea diye okuyacak olursanız uzatarak da o zaman Kamış Denizi olur. Demek ki Kitab-ı Mukaddes'teki çevirenler de gayet ne olmuş? R-E-E-D'den E'nin birisini kaldırıvermişler. Reed Sea, Kamış Denizi olmuş. Red Sea, Kızıl Deniz olmuş. Ve böylece de Musa'nın Firavun'u boğduğu deniz Kızıl Deniz olmuş çıkmış. Teknik olarak bunu da böyle şey ifade edeyim. Şimdi daha bunların ayrıntısı bizim makalelerimizde özellikle bu şey var. Bir de burada bir nokta var. Ben onları da burada Kur'an ayetleri ışığında size takdim edeceğim. Bu şeylerin yaşadığı nokta İsrailoğullarının yani hani Yusuf peygamber oraya geldi, arkasından babasını, şu kardeşlerini çağırdı. Onlar Mısır'da çoğaldılar. Ve ondan sonra da o korkuyla Mısır yönetimi onları köleleştirdi. Kul olarak kullanmaya başladı. Ama iş haddini aştı. Onlara özgürlük lazımdı. Musa da onları oradan çıkarmaya, özgürlüklerine kavuşturmaya görevlendirildi. Heh, şimdi bunu şey yapalım. Şimdi burada suyun yani Musa'nın İsrailoğullarını kurtardığı suyun Kızıldeniz olmadığını gördük. Tekrar edelim. Musa tekrar onu söylüyorum. Hangi suya bebekken bırakıldıysa Firavun da aynı suda boğuldu. Allah'ın ayeti bu. İkisi de yem ifade edilen yerle oldu. Ve diğer bir şey ne dedim? İsrailoğullarına yani Musa'nın anasının babasının oturduğu, Musa'nın doğduğu yerin Kızıldeniz'le uzaktan yakından bir alakası yok. Orası çok uzun mesafedeki bir yer. Şimdi geldik asayı biliyoruz. Asa ile denizin yarılması meselesine. Hani adam ne diyor? Adam diyor sopayı vurmuş diyor, denizi ikiye yarmış diyor. Şimdi denizin deniz olmadığını, yani oradaki deniz olmadığını, normal Nil Nehri olduğunu öğrendik. Şimdi meseleye bir bakalım. Bir de Kur'an açısından da o noktaları biraz daha incelemeye alalım. Şuara suresinin 63. ayeti. Sonra Musa'ya vur birikimini o bol suya, nehre diye vahyettik. Burada işte o asa dediğimiz şey var ya, artık çoban sopası değil o. Birikimini o suya vur. Orada izle, orada bir işlem yap.
diye vahyettik. Sonra o bol su, iki nehir yarıldı. Nasıl yarılır nehir? Evet. Barajlar yapıldı da her bir parça baraj ulular ulusu bir dağ gibi oluverdi. Evet. Musa birikimiyle, tecrübesiyle ne demiştik? Daha önce hatırlayın. Musa Firavun'un sarayındayken o cinayeti işlediği dönemlerde sıradan bir kişi değil. Hele hele eli asalı bir çoban hiç değil. O sonradan eli değnekli bir çoban, onun bir eğitim sürecinde geçirdiği bir aşama. Musa birikimiyle burada ne yapmış? Nil Nehri üzerine barajlar kurmuş. Şimdi bu bir. Barajlar kurmuş. Baraj yapmış. Tarihi inceleyecek olursak, dünyada bilinen en eski baraj İsa'dan önce 2900 yılında Nil Nehri üzerine kurulmuş 15 metre yüksekliğindeki barajdır. Kur'an'ın bu ifadesinde birkaç tane bundan fazlaları vardır. Evet. Musa barajlar kurmuş. Ve o barajlardan çevreye sulama kanalları akıtmış. O kanalların içerisinde, o ovada da, o sulama tekniğinin geçtiği yerlerde de millet şeker kamışı, papirüs, çeltik üretimini gerçekleştirmiş. Şimdi burasında hemen orada bir şey yapalım. Şimdi burada bu ayetlerde şey yapılırken bu Kur'an'da bunun yer alması İsrailoğullarının hayatındaki şeylerin gerçekleşmesi, neler yaşadıklarını anlatılması. Çünkü Peygamberimiz bunları bilmiyordu. Evet. Bunları bilmiyordu. Şimdi şöyle anlatayım. Ben burada şimdi bu noktaları iyice şey yapacağız. Biz zannediyoruz ki, yani onu anlatayım. Allah Musa'ya peygamberlik görevini verdiği zaman Musa hemen gitti, Firavun'un karşısına çıktı. Dedi ki İsrailoğullarını benimle yollama. Yollamazsan şöyle olursun, böyle olursun. Tartıştı, etti falan fıstık. Ondan sonra da İsrailoğullarını düşün arkama dedi. Düştüler. Kızıldeniz'den oradan atladılarken de Firavun da o denizdeki hani tünele girdi. Akıl. Ve o da tünelin içerisinde suda boğuldu. Ötekiler gitti gibi anlıyoruz. Bakın şimdi işin şey taraflarını anlatayım. Hepsini detaylıca size vereyim. Allah Musa'ya İsrailoğullarını Mısır'dan kurtarması, kölelikten kurtarması, oradan çıkarması emrini verdiği zaman Musa peygamber bu işe yanaşmadı. Bakın bunalıma düştü. Daha önce bir cinayeti vardı. İsrail oğullarında Firavun'u yok etmeden, onu öldürmeden kurtaramayacağını biliyordu. Bunalıma düştü. Ve bunalımdan kurtulmak için çareler arama cihetine gitti. O noktada, onu söyleyeyim, o noktada Firavun'la nasıl baş ederim, nasıl bu işi hallederim diye arayışa geçtiği zaman yanına delikanlısını aldı. Bu anlatacağım olaylar Kehf suresindeki bölüm. Hani orada Musa bunalımdan kurtulmak için arayışa gider. Bir bilge insanla, bilgili bir insanla ki o da o bölgede peygamberlik yapan bir adam. Çünkü Allah tarafından ilimler verilmiş, Allah'ın rahmetine mazhar olmuş bir kişidir ki bu nitelik ancak peygamberlerde vardır. Orada birisiyle karşılaşır. Orada biliyorsunuz bazı şeyler yaşarlar. Nedir? Bir gemi olayı vardır. Gemiyi ayıplar. Hani beğenilmez bir hale getirir.
Arkadan orada öteki adam yine bir tane kişiyi, yani onu da öldürür. Ondan sonra da bir duvarı tamir eder, onarır. Detayları siz oradan okursunuz. Musa bu olaylar çerçevesinde ve o adamın açıklamalarından, o peygamberin kendisine verdiği izahattan sonra bunalımdan kurtulur. Şimdi nedir o bunalım noktasına gelecek olursak? 1. Musa Firavun'un ülkesine girerse hiç dikkat çekmeden ne denir? Siyasi davranır, gariban davranır. Yani su altından saman yürütme diyelim. Firavun ve ordusunun dikkatini çekmeden böyle orada faaliyet sürdürebilir ve böylece kendisine ve organize ettiği topluma zarar getirttirmeyebilir. Bir. İki. Bir başka yön daha var. Hani o delikanlının, o kişinin öldürülmesi olayında da açıklama vardı. Biz korktuk diyor. Bu anasını babasını bile dinden çıkaracak bir kişiydi diyor. Biz de istedik ki diyor, hani bunu öldürelim de Allah ona daha hayırlısını verir gibi bir ifade var. Yani Allah'a bayrak açmış, Allah'a savaş açan adamların öldürülmesi haktır. Onlar öldürülebilir. Onu da orada görmüş. Üçüncüsü o duvarı doğrultma şeyi, doğrultma meselesinde o duvarın içinde yetimlere ait, babaları ölmüş bir yetimin orada hazineleri varmış. Yani altın, gümüş vesaire bir değerleri varmış ki Allah istemiş ki bu bölümü vahidir, üçüncü bölüm vahiyle ona bildirilmiş ki ve orada gizli birikim yapılmış. O da çocuklar büyüdüğü zaman ona sahip olacaklar. Ve böylece Musa da orada İsrailoğullarının arasına kaldığı zaman imkanların nispetinde para biriktirmeleri, evlerinde saklamaları ve oradan kaçtıkları zaman, çıktıkları zaman kendilerine sermaye edinecekleri şeyi biriktirmeleri gerektirdiğini öğrenmiş. Musa orada varıp da hani 3 günde 5 günde Firavun'la tartışıp şey yapıp öyle değil. Orada Musa'nın 40 yaşlarında peygamber olduğunu düşünürsek, öyle söyleyeyim. Musa'nın şöyle, yani tarihçiler bunu şey yapar. İsrailoğulların arasında, yani Mısır'da Firavun medeniyetinin içerisinde 45 sene kadar kaldı. Yani bizim oldu bitti diye hani 3-5 kelimeyle falan anlattığımız şeylerin aslında 45 senelik bir macera olduğu. Bu 45 senelik macera içerisinde Musa'nın hem tarıma destek, dediğim gibi barajlar yapma, oralarda sulama noktalarıyla bir şeyler yaptığı bu biliniyor. Bir de bakın Yunus suresinin 87. ayetinde Allah Musa ve kardeşine diyor, biz evlerinizi kıble edinmenizi vaat ettik diyor. Evlerinin kıble edilmesi. Evler okul yapılmış. Gizli gizli, kaçak kaçak o evlerde evet eğitimler verilmiş. Stratejiler geliştirilmiş. Hani modern tarzda ne deniyor ona? Hücre evler. Bunu unutmayalım. Eğitim verilmiş. Onlara bir şeyler öğretilmiş. Evlerini kıble edinmişler, amaç edinmişler, kısacası evlerini okul yapmışlar, orada dersler görmüşler, orada eğitim almışlar. Şimdi bu tip değişimler kolay kolay olmaz. Dünyada da şimdi şöyle söyleyeyim, mesela dünyaya bir bakın, belirli partilerin herhangi bir iktidara gelmesi hemen basit bir seçimle olmuyor. Onun bir altyapısı oluyor. Aylar, yıllar faaliyet gösteriyorlar. Ocak, bucak bir şeyler açıyorlar. Oralarda seminerler, kurslar vesaire falan derken ondan sonra da olgunlaştıktan sonra hani o parti iktidara gelebiliyor. Bunu da böyle düşüneceksiniz.
Ama burada en güzeli, buna benim örnek vereceğim nokta Polonya örneğidir. Polonya, o ülke, bir bakıyorsun Almanlar gelmiş istila etmiş onların zulmünde. Ha bir bakıyorsun Almanlar gitmiş, Ruslar gelmiş onların emrinde, onlar köle olarak kullanmaya çalışıyorlar vesaire. Yani şöyle söyleyeyim, Polonya'yı yani onun tarihini her müminin, her Müslümanın iyi öğrenmesi de gerekir. Ama onlar sonra düşünür, Musa taktiği işte evlerin kıble edilmesi, yer altına inerler. Orada onlar Almanların açtığı, Rusların o açtığı okulların dışında okullar açılır. Gizli, saklı, yer altında. Ve böylece normal olarak dışarıdaki okulda okudukları gibi bir de yer altındaki okullarda okuyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Nasıl geliştiriyorlar? O dediğim gibi o tünellerde, o çukurlarda şöyle söyleyeyim, Nobel Fizik Ödülünü alacak kadar bilgi, eğitim, Ar-Ge, araştırma merkezi oluşturuyorlar. Ki olmuş. O Madame Curie'leri bir düşünün. Onlar öyle resmi üniversitelerde, resmi laboratuvarda yetişmedi. Onlar hep yer altında yetişti. Böyle kişiler kendilerini geliştiriyorlar. Evet, Musa da, şimdi gelelim o şeye, onları da anlatayım burada. Musa da halkı orada o sene o kadar çok organize etti. Evet, organize etti. Hazırlıklar oldu. Nil'in batısında ki o tarafta yaşıyorlardı. Güneye doğru Afrika'nın uçlarına, derinliklerine doğru toplumu kattı, böyle götürdü. Onlar bir isyan bekliyorlardı ama isyan böyle olmaz ki bunlar kaçacak olsa da doğuya doğru giderlerdi. Oradan Şeria tarafından hani Filistin'e doğru giderlerdi ama Musa öyle yapmadı. Nil'in batısından güneye doğru Afrika'nın derinliklerine doğru götürdü. Nereye götürdü diyecek olursak orada daha önce hani barajın önünde papirüs ekiyordu, şeker kamışı ekiyordu, çeltik ekiyorlardı ya. Onların arasında da tabii ki bu şeylerde onların arasında da kuru yollar oluşturmuştu oradan artık doğuya doğru o tarlalardan geçmek için kuru yollar oluşturmuştu. Halkının arkasına taktı. Oradan o kuru yollardan doğuya bu defa oraya doğru yürüdü Nil'den. İşte o aşamada, bakın şimdi o aşamada Firavun da onları takip etti. Ordusuyla birlikte. Evet, o zaman ne yapalım? O noktayı da Bakara suresinin 50. ayetinde öz olarak oradan iki noktayı belirteceğim de oradan vereceğim. Hani bir zamanlarda biz bol suyu, nehiri size yarıp da sizi kurtarmıştık. Barajlar yapılmış, barajlar hazır. Ve siz bakıp dururken Firavun'un yakınlarını suda boğmuştuk. Evet, Musa kendi toplumunu o kuru yollardan, o papirüs tarlalarından, şeker kamışı tarlalarının arasındaki kuru yollardan, çeltik tarlasının arasındaki kuru yollardan karşıya atlattı. Arkadan da aynı yollara Firavun geldi. İşte o anda da Musa barajı patlattı. Ve o barajı patlattıktan sonra da baraj seli önünde ne varsa sildi, süpürdü, geçti. Şimdi orada ne yaptı diyecek olursak ayete bakalım. Ve siz bakıp dururken Firavun'un yakınlarını suda boğmuştuk. İsrail oğullarının gözünün önünde, evet, İsrail oğullarının gözünün önünde Firavun
ve orduları, yani Firavun'un yakınları suda boğuldular. Evet, şimdi buraya geldiğimiz zaman, şimdi buradaki olayı da hem net olarak böyle şey yaptık. Şimdi aynı olay, bu olay, anlattığım olay yine Kitab-ı Mukaddes'te, hani dedim ya Kitab-ı Mukaddes çelişkilerle dolu, ama çıkışın 14. babının 25 ve 31. cümlelerinde uzun uzun anlatılır. Orada 30. cümle şöyle: Rab o gün İsrailleri Mısırlıların elinden kurtardı. Hani pirinç tarlalarından, papirüs tarlalarından onlar atladı geçti. İsrailliler deniz kıyısında Mısırlıların ölülerini gördüler. Evet. Aynı Kur'an'daki gibi. Bakın, Bakara suresinin 50. ayetinde açıkça şöyle söyleniyordu: Ve siz bakıp dururken Firavun'un yakınlarını suda boğmuştuk, diyor Cenab-ı Hak. Burada da İsraillerin, yani Yahudilerin elindeki kitapta da Rab o gün İsrailleri Mısırların elinden kurtardı. İsrailler deniz kıyısında Mısırlıların ölülerini gördüler. Şimdi akıl var, mantık var. Musa denizi yarsaydı, bakın, Musa denizi yarsaydı, Kızıldeniz'i yarsaydı, daha doğrusu tam net olarak söyleyeyim, halkını oradan götürseydi, karşıya çıksaydı, ondan sonra da Firavun ordularıyla o tünele girseydi, tünelde hemen kapansaydı, şimdi Kızıldeniz'in doğusundaki İsrail oğulları, Kızıldeniz'in batısında o uçtaki şeyi, yani geçti denilen yeri, orada da onlar boğulsaydı, doğudaki İsrailoğulları batıdaki denizin, yani batı kıyısındaki boğulan, perişan olan Firavun ve askerlerini görebilir miydi? Ne dersiniz? Öyle bir göz. Çünkü geçti denilen noktanın tam mesafesi 103 kilometre. Hangi göz 103 kilometredeki herhangi bir şeyi görür? Evet, kıyısından Mısırların ölülerini gördüler, diyor. Evet, ben bu pasajı da hatta tamamını size Kitab-ı Mukaddes'ten de şey yapmayayım, iyice tatmin olun. Sonra sonucu koyacağız buna. Arabalarının tekerleklerini çıkardı, rüzgar gelmiş. Öyle ki arabalarının zorluklar sürdüler. Mısırlılar İsraillerden kaçalım dediler. Çünkü Rab onlar için bizimle savaşıyor. Biraz da akıllanmışlar. Rab Musa'ya elini denizin üzerine uzat dedi. Sular Mısırlıların savaş arabalarının atlılarının üzerine dönsün. Musa elini denizin üzerine uzattı. Sabaha karşı deniz olağan haline döndü. Mısırlılar sulardan kaçarken Rab onları denizin ortasında silkivattı. Geri dönen sular savaş arabalarını, atlıları, İsraillerin peşinden denize dalan Firavun'un bütün ordusunu yuttu. Onlardan bir kişi bile sağ kalmadı. Ama İsrailler denizi kuru toprakta yürüyerek geçmişlerdi. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturmuştu. Rab o gün İsrailleri Mısırlıların elinden kurtardı. İsrailliler deniz kıyısında Mısırlıların ölülerini gördüler. Rabbin Mısırlılara gösterdiği büyük gücünü görünce korkan İsrail halkı Rabbe ve kulu Musa'ya güvendi. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Musa burada hani sopasının hüneriyle, elindeki şeyle Kızıldeniz'i yarıp da öyle bir şey geçirmemiş. Normal olarak orada 40 sene hayat sürmüş, toplumunu organize etmiş ve orada gereken zemini hazırlamış, zamanı geldiği zaman halkını almış,
o kuru yollardan geçirmek suretiyle batıdan doğuya, dediğim gibi iş kesiminde geçirmiş. Evet. Ve böylece halkını kurtarmış. Onu takip eden Firavun ve askerlerini de barajları yıkmak suretiyle, evet, onları da orada öldürmüş. İşin aslı bu. Evet, demek ki yani Musa'nın elindeki o değnekte herhangi bir şey yok. Musa, tekrar edeyim, Şuara 63. şeyde orada asanı denize vur dediği mesele dediğimiz zaman, birikimin var ya, tecrüben, istihkam subayısın sen. Duvar yapmayı, baraj yapmayı falan filan çok çok iyi bilirsin. Onu burada kullan ve yeri geldiği zaman da onu öyle bir ayarla ki bir anda patlatabileceğin bir şey olsun. Ha. Şimdi bu noktalarla ilgili daha önce, yakın, bakın şimdi bir şey daha var, bunu da belirteyim. Kur'an'ımızda bunlara, yani belki de Musa'ya da ilham verecek, baraj yapmasını, baraj yıkıp yani Firavun'u öldürecek başka bir olay var. Sebe suresi var Kur'an'ımızda. Orada Sebe halkı var. Sebe halkı da bir barajı var. Barajdaki sulamalarla o bölgenin tarımsal yönden en zengin kitlesi. Ama isyan etmişler Allah'a. Ve isyan ettikten sonra da o barajın patlaması yönüyle önlerinde ne şehirleri kalmış ne de o verimli arazileri. Şimdi tarihçiler bu Sebe olayının tarihini tam tespit edemiyorlar. Etmediler daha doğrusu, ki inşallah ileride olur. Musa bu olayı biliyor, öğrenmiş ve Musa da aynı yöntemle, evet, Firavun'u ve avanesini yok etmeyi planlamış olabilir. Yani baraj yapmada ilham kaynağı Kur'an'ımızdaki anlatılan Sebe olayı olabilir. Onu da burada şey yapayım. Şimdi geldik, anladık artık. Şimdi Musa elindeki sopayla denizi yarmamış. Elindeki birikimiyle, elindeki vahiylerle barajlar kurmuş. O birikimle de halkı kuru topraktan, yani ne tekrar edeyim, pirinç tarlalarından, evet, pirinç, artık çeltik, öyle diyeyim, belki çeltik deyince herkes anlamaz yani, pirincin hani ham hali, öyle, onun tarlalarından, papirüs tarlalarından, şeker kamış tarlalarından geçirmiş. Firavun ordusu da tam ortaya geldiği zaman olayı patlatmış, onları o suda boğmuş ve öldürmüş. Ha. Ve böyle orada artık ilk cinayette, haksız bir cinayette vicdanı sızlayan Musa, daha önceki derste yani o alim bilge kullaki arkadaşlık ettiği, seyahat ettiği sürece Allah'a savaş açanların öldürülebileceğini de öğrenmişti ya, rahat rahat artık huzura ermiş ve görevini yapmış. Ha. Sonra ne oldu? Sonra kurtarmış. Olaylar Kur'an'da da anlatılır da. Yani Musa öldüğü zaman Kitab-ı Mukaddes'e göre falan 125 gibi bir yaşlardaymış. Ondan sonra da yine 40 sene gibi bir şey İsrail oğullarının arasında dolaşmış. Evet. Şimdi bir diğer nokta daha geldik. Yine Musa'nın hünerleri noktası, öyle diyelim. Burada sadece bir tanesini söylemişler ya, hani denizi yarmış diye. Daha Kur'an'ımızda gerçeği anlatılmasına rağmen böyle çarpıtılmış, gerçeğinden uzaklaştırılmış çok Musa ile ilgili de bir hayli daha madde var. Yani bir hayli daha madde var. Biz bunlara hurafe diyoruz. Hurafenin anlamı şöyle söyleyeyim: ekseninden şaşmış demek. Yani Bedevi bu sözcüğü uzattı, ürettiği zaman hani atına, devesine, eşeğine vurmuş olduğu, yüklemiş olduğu yük var ya, o yükün
tam ortada olmayıp da sağda, solda eğik, yıkılmaya mahkum olduğuna harf denir. Harfin zaten şöyle bir şey var, bizim bildiğimiz harf yani. Arapça bir sözcük bu. Harfin Türkçesini ben bilmiyorum. Bilen varsa bana bildirsin lütfen. Harf sözcüğünün Türkçesi ne? Harf Arapça bir sözcük. Dediğim gibi eksende olması gereken yerde olmayan demek. Ve böylece harf tek olduğunda yani harf bir tane yazarsın, A yazarsın, B yazarsın, C yazarsın ama tek başına bir şey yapmaz. Onu nereye getireceksin? Bir noktaya getireceksin. Onun sağına soluna bir şeyler ekleyeceksin ki bu mana ifade etsin. Ve böylece biz buna ne diyeceğiz? Hurafe dediğimiz zaman anlamsızlaştırılmış şey. Ekseninden çıkmış anlamsızlaştırılmış şeyler. Kur'an'ımızdaki birçok mesele de maalesef anlamsızlaştırıldı. Onun için biz de burada onları noktasına yani tam eksenine getiriyoruz. O iddialar gibi anlamsız değil, çok gerçek anlamlıdır. Musa'nın da şöyle söyleyeyim. Hani demin biraz değindim gittim ki hani bir partinin iktidar olması falan filan noktasıyla. Bugün de aslında güncel olarak ibret alınacak, dikkate alınacak, örnek alınacak, ders çıkaracak binlerce noktası vardır. Evet, bundan sonraki sohbetimizde de Musa'nın böyle yumruk kadar bir taştan, ceviz kadar bir taştan 12 pınar fışkırttım diye şey yaptıkları yine bir başka noktayı yine anlatmaya devam edeceğim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.